Evet, selam arkadaşlar. Bu daha önceden yaptığım koronavirüsle ilgili videodan sonra söylediğim şeyler çok güzel bir şekilde ortaya çıkması tabii ki gurur verici bir duygu. Yani bunun atmosferik bir yaygın olduğu, Çin'de sadece önceden tespit edilmesi sonucunda böyle görülmesi, yani Çin'de nüfusun çok yoğun olması ve haritada küçük gibi görünse de aslında dünyadaki en büyük ülke toprak olarak en büyük 2-3 ülkeden birisinin olması, nüfus olarak zaten dünyada birinci sırada gelmesi, şu anda 1,5 milyar insan Çinli, tahminimce 2 milyar insan Çin'de yaşıyor. Dolayısıyla bu adamlar bunu tespit ettiler. Bu videomda çok önemli şeyler yayınlayacağım, fakat bundan yaklaşık 2-3 hafta önce yaptığım videoda söylediğim şeyler bugün kanıtlanmış olması, müneccim gibi bir haber vermiş olmamı zaten gösteriyor. Yani burada böbürlenmek, bragging yapmak değil amaç. Amaç burada kanıtlanmış bazı şeyleri kabullenmek lazım. Kanıtlanmış. Kanıtlanan nedir? Benim perspektif olarak dünyaya geniş bakış açısıyla yaşamam ve olayları geniş bakış açısıyla düşünmem her zaman yerini almıştır, yine alıyor. Sonuç itibariyle bu atmosferik yaygın. Çünkü bir önceki videomda hani tarihine de hemen bakarız. Tarihi birkaç hafta önce. Şu anda internetimiz yavaş. Bakalım internetimizi kontrol edelim. Birazdan hızlanır. Orada internet hızlanana kadar. Bakın, Kazakistan'da 6 ölü var, fakat Moğolistan'da yine ölü yok. Ve gayet büyük ülkeler. Bu arada Çin'in ana dillerinden biri Moğolcadır. Moğolistan'dan Çin'e giriş çıkış aynı ülkenin içinde bir şehire gidip gelmek gibidir. Bu adamların etkilenmemesi, bugün dünya gündemine oturması gerekirken hala Moğolistan'ın 14 vaka, 0 ölü olması çok enteresan. Tamam, şu anda Çin'den Moğolistan'a geçiş olmuyor olabilir. Zaten şu kanıtlıyor ki olay atmosferik şekilde oluştu ve bu Çin'den dünyaya yayılmadı. Bu çok belli bir şey. Ben bunu bayağı bir süre önce yaptım. Ve şimdi dünya gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı, fakat yemiyor. Yemiyor çünkü Avrupa yüzünden Türkiye'ye bulaştı dediler. Onu dediler, bunu dediler. Dünyada 9. sıradayız şu anda bak. Ben niye Türk medyasına kızıyorum? Niye Türklerin 10 yıldır, 15 yıldır, belki daha uzun zamandır bir hapishane hücresinde gibi, Petestroga devrimi gibi, yani bir hani Petestroga falan değil yani olay. Olay şu, hani demir perde. İsim kullanmak istemiyorum. Ben burada tamamen gerçekleri söylüyorum. Bakın ne oldu? Kuzeyde, Balkanlarda, Baltıklarda, yani Baltık değil de Baltik değil de daha çok Balkanlarda
bilmem kaç yılına kadar, 91 yılına kadar, 92 yılına kadar falan dünyayı görmeleri engellendi. 45 ölü, 5389 vaka. Ne oldu? Daha sonra işte federasyonlar dağıldı. Ve Kuzey ilk kez dünyayı görme şansı yakaladı. Türkiye'ye geldiler, ne güzel ülkeymiş dediler Antalya için. Bakın her yeri için değil. Antalya'da neden? Güzel sahili var, hava sıcak. Daha da kuzey, güneye gittiler. Ben Kamboçya'da binlerce Rus'la tanıştım. Ölü sayısı sıfır. Bugün hala 114 vaka. Vietnam ölü sayısı sıfır, 241 vaka. Bakın dikkat ederseniz pat nereye geliyor Vietnam'ın sonu? Tak Çin. İşte şurada border var zaten. Sınır kapısı var. Vietnam'da çok Çinli aldı çıkardı. Kamboçya'nın yarısını Çinliler satın aldı. Hala bak ölü sıfır. YouTube'la uğraşamayacağım şimdi. Burada önemli olan önce bir konuşacaklarımı bitirmem çok önemli. Konuştuk yani buradaki meseleler daha derin. Öncelikle bu dünya geneli bir salgın ve gelişmesi zaman alıyor ve burada Çin gibi bir ülkede Çinlilerin çok düşük derecede bir bağışıklık sistemi taşıyan ve kuvveti, gücü fazla olmayan insanların çok fazla olması. Neden? Çünkü 1,5 milyar insan demek ne demek yani? Bizim 20 katımız, 30 katımız kadar nüfus. Anlıyor musunuz yani? Bu kadar insan olması. Ne oluyor? Bunların içinde tabii ki fakirlik olacak. Dünya genelinde zaten bir ülkede yaşıyorsun. Ne oluyor? Tutup sürekli ülke ülke gezmiyorsun. Durumun kötü, ancak kendi ülkendekilere bulaştırabilirsin. Dünya nüfusunun büyük kısmını bir ülke olarak, bakın bir ülke olarak büyük kısmını içinde bulunduran Çin, dolayısıyla bu senenin yeni oluşmuş olan, ben şunu da gördüm. SARS ve korona havada buluşunca kendiliğinden yayılıyor. Atmosferik bir biçimde insanlara bulaşıyor. Ben bunu da gördüm. Bunu da internette şu anda belgeleriyle beraber 2003 yılından beri çeşitli uzmanların, bilim insanlarının koronavirüsü üzerinde çalıştığını gördüm. Bunu da yayınladılar zaten. Şimdi henüz kaldırılmamıştı. Yeni kaldırılmış olabilir. Bununla ilgili şu var. Bakın öncelikle dünyada 9. sıradayız ve hızla yükseliyoruz. Bu bizim nüfusumuzla alakalı değil. Endonezya bizden çok daha yüksek bir nüfusa sahip. Bakın görüyorsunuz. 2273 vaka. Biz neredeyse 15 katına gelmişiz. Aman güneydir, sıcaktır. Güneydi, sıcaktı da o yüzdendi. O zaman Moğolistan niye o kadar soğuk ülke, 14'e 0? Kazakistan o kadar soğuk ülke. Bakın burada daha birçok ülke var. Mesela örneğin
Gördüğünüz gibi Kazakistan, Kırgızistan falan, Özbekistan. Özbekistan'ın nüfusu mesela çok. Özbekistan ya da diğer bir ülkeydi yani. Özbekistan olması lazım. Çin'de de geçerli bir dildir bu arada, hatırladığım kadarıyla. Özbekçe. Kısaca bu tamamen, bakın, koronavirüs dünyayı etkilerken yine önerilen ülke Türkiye oldu. Şimdi ne oldu? Ulan dünyada 9. sıradayız. Sen haberi yaptın, 2 gün sonra Türkiye patladı. Türkiye'nin olayı bu. Hepimiz cengaveriz. Hepimiz mal koçoğluyuz. Koçoğluyuz. Köroğlu. Ne bileyim, hepimiz Cüneyt Arkın'ız yani. Anladın mı? Hayal dünyasında yaşayan bir ülkeyiz. Hayal dünyası. Çin'e çeşitli şeyler atmaya çalıştılar. Henüz bakın ben burada The China Caused Coronavirus dedik yani. Henüz Çin'in, kısaca burada bunları okuduğumuz zaman, aman Çin yüzünden bu dünyaya yayıldı diye bir şey hala diyemiyoruz. Böyle bir şey konuşamıyoruz. Anladınız mı? Böyle bir şey yok yani. Ve bizim haberlerimizde benim en kızdığım şey de zaten buydu. Yani amaç çok sapkın bir haldeydi. Kardeşim sen haberlerde, bütün haber kanallarında hemen çıktın, dedin ki şu ülke yüzünden budur, bu ülke yüzünden şudur, odur, budur, bilmem nedir. Alakası yok kardeşim. Alakası yok. Yani Avrupa'ya bok atmayı o kadar böyle bir azimle bekliyoruz ki. Geçen videomda gösterdim mesela, Avustralya 4000'den 1000'in altına indirmeyi başardı. Tekrar şu anda 5600 mesela. Mesela burası Greenland. Greenland. 3 vaka vardı. Bakın sıfıra indirdi. Koskoca Greenland. Burada çok fazla insan yaşamıyor. Burada yaklaşık 100 bin tane insan yaşıyor. Burası Greenland yani. Greenland. Burada Rusya satın almıştı diye hatırlıyorum. Fakat daha çok çekik gözlü insanlar görürsünüz gittiğinizde. Ben gittim. Ben aslında birçok yere gittim. Bunların videosunu daha sonra yapacağım. Çok enteresan, çok güzel bir ülke ama geri kalmış gibi bir ülke böyle, ama deniz ürünleri çok bol olduğu için beni cezbetti. Neyse. Dolayısıyla bakın, atmosferiktir. Çin'den dünyaya yayıldı olay, tamamen saçmalıktır. Avrupa'da önlem alınmadı, Türkiye'ye yayıldı, tamamen saçmalıktır. Bir önceki videomda yapılanlar bugün haberlerde baş ana sayfa oluyorken, ben o videoyu yaptığımda daha bunu söyleyen yoktu. Vardır, bilen vardır, konuşan vardır ama çıkıp da haberlerde söyleyen yoktu. Ben videoyu yaptım, aradan 3-4 hafta geçti. Bugün bakın neler neler. Bu kadar gerizekalı olmayın ya. SARS'la beraber havada koronanın yayılması mümkün mü? Evet, mümkündür. Bunun yanı sıra tabii ki COVID-19 tabii ki. Bak, otomobil sektörünü nasıl etkiledi? Ya dünyaya bakacağımıza, Türk milleti olarak hala öyle şeylere odaklıyız ki 20 sene içinde biteceğiz ya. Ya bugün volunteer sistemler var, gönüllü çalışma. Bakın Çin de bunu yapar, birçok ülke de bunu yapar. Gönüllü çalışma sistemi. Gönüllü çalışma sistemleriyle dünyanın neresinden ne lazımsa bunlar sağlanır. Ve bunu
Nikaragua'ya, Nikaragua. Amerikalı normal vatandaşların gönüllü hiçbir çıkar olmaksızın yani savaş gün yani barış gönüllüleri olarak savaş alanlarına gidip yardım ettikleri bir gerçek. Bu adamların bu tür alanlara, bu tür kamplara gittiğinizde, bu tür gönüllü çalışma programlarına gittiğinizde pek fazla Türk göremezsiniz. Türk 3-5'lerin peşinde koşarken dünyayı göremez. Ben kaç tane Amerikalı, bilmem ne, Avustralya'da o kadar insan tanıyorum ki. Ne gönüllü programlarda çalışıyorlar. Bu adamlar, yani Çinliler de öyle. Çinliler biraz farklı bir dünya yaşıyor. Yani Çinliler çok fazla hani yeni yeni İngilizce öğrenmeye üst düzey bir eğilim sağlamaya başladılar. Özellikle son 3-5 yıldır büyük bir artış görünmeye başladı. Çinlilerin İngilizce öğrenme eğilimi. Fakat Çinlilerde de bu volunteer sistemler var. Yani aman efendim bir makine icat ettik. 3 kuruşluk makineden bir telefon kadar değeri yok. Bir telefon kadar değeri yok. En fazla bir telefon kadar değeri var yani. Aman şuraya vermeyelim, verelim, vermeyelim. Öyle bir şey olmaz. Adam gönüllü şekilde bile gelir sana bunu verir, emin ol. Dünyanın gerçek durumu bu. O yüzden basında 10 kuruşluk işler 10 milyon dolar gibi gösteriliyor. Kamboçya'daki amele de sizin patronunuz gibi yaşıyor. Ben bunun şahidi benim yani. Neyse bu video şimdilik bu kadar. Atmosferiktir, yayılır. Amaç şeklinde elde edilmiş olsun, amaçsız elde edilmiş olsun. Fark etmez. Bu atmosferiktir. Bunu bir önceki videomda söyledim. Şimdi gündem oldu. Bu tamamen Çin'deki düşük bünyeli insanların daha çok insana yayılmasıyla Çin'deki ileri düzey bilimle, çünkü bugün sen Almanya'ya oh olsun diyorsun. 50 yıldır Almanya'nın arabasını, iş araçlarını, osunu busunu kullanarak evini arabanı yapıyorsun. Çin'e küfür ediyorsun. Amerika'nın Çin'de ürettiği telefonu ya da Çin'in ya da Güney Kore'nin ürettiği telefonu kullanıyorsun. Birilerine ulaşıyorsun. Bugün biz kendi telefonumuzu yapıyoruz diyorsun. Halbuki tamamen kopya. Kopyala yaşıptır. Yapıştır. Erhan Kalkan'ın deyimiyle. Yapma bunu. Koca Rusya. Boru değil bak. 45 ölü. 5300 vaka. 5400 vaka. Kısaca bu SARS'la beraber havada yayılsa da yayılmasa da öyle de olsa böyle de olsa 7-8 katmandan bilmem ne denildi. Bakın dünyanın bir ömrü var. Dünya sınırsız bir ömre sahip değil. Ölümsüz değil. Dünya da ölecek. Dünyanın bir ömrü var. Bunun için ne kitaba gerek var ne kıyamete gerek var. Bilimsel olarak dünyanın bir insan gibi yaşa ve ömre sahip olduğu çoktan kanıtlandı. Dünyanın bir yaşı var. Bir ömrü var insan gibi. Dünyanın bir ömrü var. Bu bilimsel olarak çoktan kanıtlandı. Bazı şeyleri bilmek, anlamak için bir şeyler uydurup kitap yazmaya gerek yok. Görüşmek üzere.